Yani sen bir öylesin bir böylesin abi. Balıkesirlilerin çoluğunu çocuğunu bebeğini diyor mu Özgür abi? Sen bize bir ton iftiralar attın. Atmadın mı? Gel bakalım başkan dedi. Hani bizim bütün planlarımızı alt üst ettin dedi. Benim eşime enteresan mesajlar yaptı. Takım küme düşüyor farkında mısınız? Tabii Tarsan dedi ki ya dedi ne güzel giydiriyordunuz dedi. Hatırlıyorsun değil mi? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle bugün dedik artık madem geldiğimizden beri her şeyi anlatalım. Ne oldu ne gitti. Her şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bizim buraya geldiğimiz günden beri hani yaşadığımız olaylar olsun. Hani ne başımıza geldiyse hepsini sizlerle paylaşayım. İlk biz aday olduğumuzda zaten bu Cemile Sevinç muhabbetiyle alakalı hani bir kongre falan ertelendi zaten. Ben Büyükşehir'de daire başkanı olan Taner Korkmaz'a da kendisiyle de görüştüm. Kendisi ben onları söyledikten sonra hatta dükkanıma geldi. Dükkanda da maşallah sen her şeyi biliyorsun falan biz de boş değiliz dedi. Ben de dedim benim kaybedecek bir şeyim yok kardeşim. Bizde Vurkaç'ta bir şey yok. Hani neyse dedim açık açık biz dedim söylüyoruz. Sonra kongre ertelendi. Hani biliyorsunuz bir 15 gün kaybımız oldu. Bunun sebebi benim Taner'e gönderdiğim mesajlarla alakalı. Hani sonra tabii biz Yasin Başkan'la da görüştük. Hani sonra Taner Efendi bana bir tane metin hazırlattı. Hani bunu okuyacaksın diye. Kendilerini ayıklamaları temizlemeler için. Tabii biz okumadık ama Büyükşehir'de karşımıza almayalım diye. Hani Yasin Başkan'ı sıyırdık işin içerisinden. Ama şimdi biz buraya geldik. Biz buraya geldiğimiz günden beri 1 TL bize herhangi bir yardım olmadı. Ve bu zaten sahte hesaplarla alakalı benim eşime, hani taraftarlar liderlerine, hani eski mensup olduğum partinin başkanına falan hep böyle enteresan mesajlar yaptı. Şimdi hepinize zaten dosya halinde dağıtacağım. Hani kim ne demiş, kim ne yapmış yani. Velhasıl şimdi biz buraya geldiğimizden beri bugüne kadar aşağı yukarı hani toplam 25 milyon civarında bir ödeme yaptık. Hani 24 milyon 248 bin lira bir ödeme yaptık. Bunun zaten biz gelmeden önce hani biz buraya geldiğimizde o kadar yoklukla karşılaştık ki yani tabeladaki dönen netlerin parasını dahi bizden önce Ümit Başkan almış zaten 2 milyon 528 bin lirasını. Hani dönen netlerin de dediğim gibi aşağı yukarı 8-10 tane zaten bizden önce alınmış. Yönetimin paraları dağıtılmış. Yani biz buraya geldiğimizde zaten para anlamında, borç anlamında her şey az safhadaydı. Hani biz de dedik Yasin Başkan'a ben zaten gerekli bilgileri de verdim. Hani hatta biz kebapçıda da oturduk. UÇK'yı açamazsak Yusuf Hoca'nın gideceğini söyledim. O gün kebapçıda Yücel Başkan, Yasin Başkan, Murat abimiz vardı. İşte rektörümüz vardı. Hani terör hakimi vardı. Kebapçının sahibi vardı. Hep beraber oturduk. Hatta Yücel Başkan'la bizim ilk karşılaşmamızdı. Bana dedi ki gel bakalım başkan dedi. Hani bizim bütün planlarımızı alt üst ettin dedi. Hani ben de başkanım ne planınız var dedim. Hani madem bir planınız vardı söyleseydiniz. Sizlerden biz zaten geri çekildik. Hani ama baktık ki hani sizden bir hamle yok. Sonra bu memleketin takımı sahipsiz kalmasın diye tekrardan son iki gün kala aday olduk. Ve dediğim gibi bu adaylık süresinde birçok bel altı mesajlar olsun eşime. Yani taraftarlara birçok iğrenç mesajlar gönderildi. Biz onlara rağmen yıkılmadık. Olayın patlaması da zaten ilk Dinçer Orkan Karesi Belediye Başkanı bizim dükkanın oralardan tanıdığımız bir sevdiğimiz bir abimiz. Biliyorduk. Ve onlara da yaz Cemile Sevinç'e ben mesaj attım. Sesli mesaj. Dedim ki hani bak bu insanı ben tanıyorum. Bu insan sizin bahsettiğiniz gibi bir insan değil. Ama hani yanlış yapıyorsunuz gibilerinden. O da zaten Dinçer Orkan beni tehdit etti diyerek yayın yaptı. Ondan sonra işte bir mafya bozuntusu beni özelden gibilerinden. O esnada ben Taner Büyükşehir'e Kubilay kardeşimizin resmini attım. Dedim bak kardeşim ben hani biliyorum. Kaldırın dedim bak bu adam bizim mekanımıza gelmiş. Hani bizim mekandan sonra bu adama böyle böyle paylaşımlar yapmışsınız. En azından bize yapın. Hani bana beni yazın dedim yani. Hani bak bizim yüzümüzden makam mevki sahipleri dedim zarar görmesin. Sonra dediğim gibi Kubilay kardeşimizle tanıştık. Kubilay da Edremit'te 8. Gün Gazetesi'nin sahibi. Hani bu vasıtayla tanıştık. Bütün anlattıklarınızda bir bahane var yani. Ben böyle algılıyorum. Olabilir. Takım küme düşüyor farkında mısınız? Farkındayız abiciğim. Tamam.
Kendinizi başarısız bulduğunuz noktalar var mı? Yani idare edemediğimiz şeyden, şimdi her konuda bir şekilde bir büyük şehire pas attınız. Bir şekilde oraya buraya attınız. Mesela şunu yapamadınız. Sizden önceki yönetimler de bu transfer dosyasının açılmasıyla ilgili çok büyük sıkıntılar çektiler ama belli bir ilişkiler zinciriyle bunu açabildiler. Siz geldiğinizde 10 milyon nakitle geleceğiz yönetim olarak. Hatta sponsorlarımızla yaptığımız görüşmelerde o gün için 80 milyon olan borcu da ödeyeceğiz. Biz diye şu, ben anladım. Dinle. Yani tabii ki. Biraz belki uzun olacak ama. Soru cevap gidersek unutmayalım abi ilk tamam. Sorduklarından atlamayalım diye söylüyorum. Tamam. Yani sen sosyal medyadan yaptığın o günkü açıklamada diyorsun ki biz 10 milyon nakitle geliyoruz. 5'er 100 bin lira yönetim olarak koyup 10 milyon elimizde nakitle geliyoruz. Artı 80 milyon olan borcu da ödeyeceğiz. Doğrudur. Bir kelime var. Doğrudur. Şimdi tamam. Bunu bir cevaplayalım abi. Tamam. Şimdi biz zaten ilk olarak 15 milyonla geldik. 10 milyonla değil. Tamam. Zaten ödenen para da belli 24,5 milyon. Bize gelen para da belli 9 milyon. Ben de o zaman soru cevap gidelim. Yönetimin içeri sağladığı para 15 milyon mu? 10 milyon diyelim. Gene 5 milyon. Ama biz yani toplamda yönetim olarak bu sene yönetimdeki arkadaşlar Balıkesir Spor Kasası'na 10 milyon para mı koydu? 15 milyon. 15 milyon evet. Para koydu. Dairelerle vesairelerle çeklerimizle tamam. Hani 15. Dairelerin tapuları verildi mi? Verildi. Tamam. Cumali kardeşim, Sedat kardeşim, Batuhan kardeşim tamam. Bunlar tapularını aldılar. Tamam. Hani diğer iki kardeşimiz de bu hafta mı? Aynen. Onlar da bu hafta aldı çünkü proje daha yeni bitmek üzere. Ben de aynı yerde oturacağım çünkü yani hani Allah'ın izniyle ben de almadım. Ama herkes alacak. Biz ne söz verdiysek sözümüzün arkasındayız. Şimdi bizim hem çevre anlamında hem de biraz daha bakış anlamında biraz daha farklı bakıyoruz. Mesela şimdi MFT diye bir olaylar var. Bizim hani proje anlamında da projemiz çok. Mesela biz stadyumla alakalı gençlik sporla görüştük. Biz dedik ki gençlik spora şu anda hatta hesaplarda bloke var. Hacizdi. 13 milyon borç civarında, 9 milyon civarında borç vardı. Dedik yani en azından bu şehrin takımı, bu takımı stada lanse edelim ki para vermeyelim. Yani borçlanmasın. Bununla alakalı girişimlerde bulunduk. Ankara'da dostlarımızla görüştük. Sağ olsun bakan yardımcısıyla falan görüştük. Burada bize dediler ki yapılması gereken bunlar. Açılması gereken bazı oyun şeyleri vardı. Onları da hallettik. Şu anda Gençlik Spor Müdürünü bekliyoruz. Çünkü burada bize açılması gereken lisanslarla alakalı, oyuncularla alakalı hepsini şey yaptı. Biz hepsini hallettik. Şu anda bununla alakalı da dediğim gibi Allah'ın izniyle inşallah başarabilirsek buradan çıkar Ankara'ya. Ankara'da bir şekilde hallettireceğiz Allah'ın izniyle. Stadı da Balıkesir Spor'a aktarmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Para vermeyeceğiz. Ve Edremit'e gittik. Edremit Belediye Başkanı Tümdeniz Başkan sağ olsun. Hani durumumuzu anlattık, paylaştık. Biz de Altınoluk'ta orada hani kendilerinin verebileceği Balıkesir Spor'a hani bir sağ verdi. Hatta biz de paylaşımını yaptık. Hani ama yani biz buraya daha bunlarla alakalı görüşme açısından bile gidemedik. Çünkü burada yani bitmiyor. Evet. Siyasetçi seçimi karar verdi. Benim sorum ben siyaset yapamam ama. Benim yalanla dümenle insanlara umut satamayız. Bedava yer veremeyiz abi. Neyse o abi. Şimdi bunlar icraatların, vaatlerin olabilecekler. Ben ondan bahsetmiyorum canım kardeşim. Ben de neyden bahsediyorsun abi? Sen Balıkesir Spor Maçı'na başkan ömründen önce hiç geldin mi? Geldim. Geldim. Yok en son Gökay Başkan'la beraber gitmiştik mesela. Yani işte siyaseten deyince bitmişim. Diğer, hayır Ahmet Sakbaş bizim başkan yardımcımızdı. Daha önce hiç böyle bir kulüple amatör yönettin mi? Şimdi benim çok fazla zaten ilk başta da söyledim. Ben futbol bilgisi olan bir insan değilim ama futbol bilmene gerek yok. Ben sana diyorum şimdi bak futbol biliyor musun demiyorum. Böyle bir kulüp amatör girip çıktı mı bir soyunma odasına biliyor musun? Biliyorum yani amatör sonuçta tabii benim face'e baktığım zaman Erdinç hocam rica ediyorum yani o gittiğiniz yol bence doğru bir yol değil. Çünkü o zaman bütün başkanları böyle irdelememiz lazım. Yani bakarsanız oradan devam edin. 10 milyon 15 takıma, milyon oradan yürüyün. Rasulman Paşa Mahallesi'nden tut. Fekal'dir, Rami Kula'dır. Buradaki çocukların formalarından tut. Yani maçlarından tut. Kadar gider hepsine yanında, zaten gerekli sana desteğimizi veriyoruz. Verdik de. Ben not en son şey yapayım. Bir, federasyondan ne kadar bu sene para gelecek? Bu parayı nereye harcayacaksınız? Bu önemli. Ne kadar para girdisi olacak bu kulübe? Senin başkanlığın döneminde kasaya ne girecek? Federasyondan iki, transfer tahtasını açmayı düşünüyor musun?
bu takım kümede kalmak için ne yapacaksınız yönetim olarak? Yani bu takım, bak güzel kardeşim, düştüğü zaman hikaye, düştüğü zaman gideceğini ben sana söyleyeyim mi? Amatör. O maç kazanacağız, amatör. Kümede kalacağız sayın gazeteci. Yani maç 90 dakika daha lig devam ediyor şimdi. Heh, yani biz de bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz ama şimdi şöyle düşünmek lazım. Biz ben dedim ki bak benim futbol bilgim çok fazla yoktur ama ben yani yönetimi yönetirim, yönetildiğinin haberi olmaz dedim. Bak bu sözümle de iddialıyım ve bunu da zaten başarmış bir durumdayız baktığın zaman. Sana bir TL gelmemiş. Yönetimsel bak. Başarıyorsun da takımın başarısı. Şimdi yani netice iş bilenin kılıç kuşanmış. Şimdi ben mi koşuyorum dakika, başkan, yani? Başkan bir dakika. Şimdi bak bu herkesin ortak sorunu. Bir konuda anlaşalım hep tamam. Beraber. Şimdi eşit şartlarda değil bu yönetim ve takım. Eşit şartlarda. Yani ligdeki diğer takımlar eşit şartlarda değil. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Özgür Başkan adayım dedi. Kongre ertelendi mi? Biz ertelemedik. Kongre ertelendi mi? Ertelendi. Usulsüz bir şekilde ertelendi. Takım evet. Dağıldı mı? Yani belirsizlik sürecine kapılıp kulüpten kopuşlar oldu mu? Bizim buna bir dahlimiz yok. Tamam ama şimdi takım tamam. Özür dilerim. Ya Erdinç abi analiz yapıyorsun ya. Şuna girer bak o zaman tartışmaya girer. Ha tartışmıyoruz ama bak sen şimdi o bay... Ama gireceğim diyor ki ben terlemeden... Hocam malzeme bu ama şimdi yani takım terlemedik bu, bu malzeme bu. Şimdi bunu biz konuşacaksak... zaten geldiğimizde dediğim gibi bak ya takım yoktu. Yani diğer yani. Futbolcular... Diğer futbolcular... Erdinç abi bu çocuk daha ne yapsın? Sorma olay oldu. Sorgulamadık ha. Bir dakika. Diğer başkanlara gelip bu soruları neye sormadım? Ben 7 tane başkan geçirdim. Mutalip kardeşim bir dakika be. Muto. Mutocuğum canım benim. Bir dakika abi. Mutocuğum. Yok yok. Anlayın da mahkeme değil mahkeme yok. Sen ne diyorsun? Ben ne yaptım? Ben de buralarda çiçek ne yaptım? Mutocuğum. Evet abi sen sor abi. Sor cevap. Erdinç Bey. Erdinç abicim. Yani referans noktamızı, Erdinç Bey, referans noktamızı doğru belirlersek o zaman o başarı başarısızlığı ölçebiliriz. Yani eğer normal bir... Yok yok tamam. Biz sizle anlaştık değil mi? Prensiple tamam. Aziz'cim federasyonlara ne kadar para gelecek kardeşim? 4-5 milyon arası... Bir para beklentimiz var. Nasip olursa Ocak'tan sonra gelecek. Geldi mi peki? Gelmedi. Ocak gelmedi. Bize iş gelmedi abi. Bize para gelmedi. Ne yaptıysak bu 24 milyonu kendi imkanlarımızla ödedik abi. Eyvallah. Daha önceden de başkanla tamam. Görüşürsen hep Ocak, Aralık Ocak civarı söylüyorduk. 5-6 milyon. Yani 5-6 milyon değil yani 4 milyon civarında 5 aylık taksitler. Parça parça gelecek yani o da Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs şeklinde gelecek. Sayın Başkanım. 7 Ekim tarihinde burada hep beraber yine toplanmıştık. O toplantıda da Vukovic'in toplantıyı 4-5 kere dahil olması, toplantıyı neredeyse Ahmet abiyle basma pozisyonlarını yaşamıştık. Oh dedim ki bu sefer Vukovic'in böyle bir şey yapması, gerçekleşmesi söz konusu değil. Çünkü hedefindeki insan yok derken bu toplantıda ne yazık ki yine hoş olmayan bir görüntüye nedir abi hoş olmayan görüntü? Buradaki bir çalışanımızın basın mensuplarıyla ilgili girdiği bir polemik hoş olmadı. Onun şahsıyla ilgili bir olay değildir ama yine her toplantıda böyle bir şeyler demek yaşayacağız. Başkanım şunu söyleyeceğim. 7 Ekim tarihinde biz burada toplandık. 7 Ekim tarihinde 8. haftada toplam puanımız 6 idi. Evet. Aradan 70 gün geçti ve 10 hafta sonrasında bugün 17 Aralık ve puanımız 7. Sadece 1 puan almışız. Arkadaşlarımız buna benzer sorular sordular. Siz bu konuyla ilgili kendinizi suçlu hissediyor musunuz? Birinci sorun bu. İkincisi, bir tek senle ilgili orada soruyu sormuştum ama şöyle ben onu değiştirmek istiyorum. Hani bir tek senden bugüne kadar aldığınız rakam neydi dedim? Söyledim. 8 milyon demiştim. 9 dedim. Özür dilerim. 9 dediniz. Sayın aynen. Başkanım, bugün duydu bütün herkes bu rakamı. Doğru mudur? Ben de bugün öğrendim. Bugün öğrendim. Sayın Başkanım, elimdeki kayıtlarda 15 Aralık tarihinde Bandırma Spor Kroniklerin liderinin 8 milyon rakamının alındığından ilgili elimde bir belge var. Bandırma Spor Kulübü'ndeki tribünün tribün lideri nitelendiren şahsın benim kulübümün başkanımın bir tek senden ne kadar rakam aldığını bizden 2 gün önce nasıl biliyor? Bilmiyor. Zaten bak 8 milyon diyor. 9 milyon 248 lira diyorum ben de sana. Yani. Şimdi Olcay abi öncelikle ben seninle alakalı da söyleyeyim. Tabii. Sen çok yanlış yönlendiriyorsun olayları. Ciddi manada. Yani en basit örneği Dinçer Orkan'ı
ihalesini bizim üstümüze yıkmaya çalıştın. Hatta Kenan kardeşim taraftarlar liderleriyle alakalı sağ olsun görüştük. Senin de ses kaydını aldık. Çünkü insanlara anlatamıyoruz yani. Hani çünkü ben bile senden beklemiyordum işin açıkçası. Yani sen bir öylesin bir böylesin abi. Yanlış anlama. Rüzgara göre yani bir öyle istiyorsun bir böyle istiyorsun. Geçen gün programını geç izledim. Hatta Nurettin kardeşim de vardı. Orada da dedim ki mesela taraftarı bölüyorsun. Öyle bir şey yok abi. Biz 15 bin lira para verdik Pasolik için. Taraftar stada gelsin diye. Yarısı sana geldi mi Nurettin kardeşim? Şimdi Özgür abi ben de sana basın değilim ama taraftar olarak geldim dinlemeye. Şimdi Özgür abi seninle alakalı bazı eleştiriler yapıyoruz. Evet senin doğruların var. Ben programda da söyledim. Sen cömert birisin, dürüst birisin, doğruların var. Ama benim şunu söylemek istiyorum. Sen yanlışlarını da kabul etmiyorsun. Bak az önce basın toplantısı başladığında arkadaşlardan, bütün arkadaşlara dedim ki ben futboldan anlamadım. Ama ben senin kadroya futboldan anlamadığın anda kadroya dahil olduğunu, kadroya müdahale ettiğini biliyorum. Ettim kardeşim. Bak, doğru bak, mu arkadaşlar? Doğru. Bak şimdi. Futboldan anlamayan başkan kadroya müdahale şimdi. Ben sana bunun kavgasını yaptım. Ayrıca son olarak da şunu söyleyeceğim. Siz taraftar bak cömertsiniz. Doğrunuza doğru cömert. Taraftarın bir yerlere gelmesi için her şeyi yaptınız. Ben hayır diyemem. Her zamandan kınım veriyorum. Kulüp içinde yaptım. Ama şu da var Özgür abi. Şimdi oraya kurulan taraftar çoğu benim kardeşim. Hepsi benim yanımdan çıkma. Hepsini bu zamana kadar ben yetiştirdim, getirdim. Murat abi. Benim yanımda geldiler. Orada olsunlar. Balıkesir'i herkes desteklesin. En son Özkan Sezer abi orada olacaklar dediyse onun sözü benim sözümdür. Sıkıntı yok da şöyle bir şey var. Şimdi bize 6 aydır verilmeyen desteği sen bir günde onlara verdin. Biz senden bunu öğrenmedik. Onlardan öğrendik. 6 ayda derken? Yarısını sonra bize gönderdiniz. Doğrudur. Alındı paranın yarısı. Ama şu soruyu sormak istiyorum ben de sana. Ben 6 aydır bazı konularda sana yapılan yanlışlara dur dedim mi hocaya bir şahit misin? Hiçbir zaman seni eleştirmeden bizim alamadığımız rakamı sen bir günde diğer tarafa verdin ve diğer taraftan bir kişi bana diyor ki 50-50 %100 gelin demişsin. Bu desteği bana verseydin ben bu tribünlere herkesten daha iyi en iyi ben yaparım. Nurettin şimdi ilk daha maça çıkmadan sana 5 bin lira verdim Kenan'la hatırlıyorsan. Tamam. Sonra bir 5 daha verdim. Bak tamam bak verdim. Sonra siz Nurettin Melih dernek başkanıyken hani gene para mevzusuyla alakalı Ümit aradın hatta. Hatta Ümit dedi ki yani siz o ara giydirmiştiniz sosyal medyadan Balıkesir'in hesaplarından bize. Benim yanımda dedin Ümit Arslan 100 bin lira para verecekti dedin. Yanımda aradın Ümit Arslan'ı. Hatta Ümit Arslan dedi ki ya dedi ne güzel giydiriyordunuz dedi. Hatırlıyorsun değil mi? Niye hemen dedi erken kaldırdınız dedi. Değil mi kardeşim? Orada Kenan vardı ben vardım. Sonra çıktık. Melihler geldi. Bak ben size dedim ki bak takımın durumu ortada kardeşim. Size 5-5 vereyim gerekiyorsa. Yavaş yavaş ödeyelim. Ben para bak. Sana hayır dedim mi? Bak demedin de ben de sana onu anladım. Bak hayır. Başkanım bu ne parası pardon. Taraftar stada gelsin. Maytap parası. Yok yok. Maytaptır. Size şunu söyleyeyim. Maça gelen insanlar, Balıkesir'i destekleyen insanlar, ailesinin durumu iyi olan, Fiesta arabası olan kişiler vermiyor ki. Tabii ki abi. Ne demek abi? Parası yok. Ben bunları tek başıma askeri ücretle yapamam. Bana bazı abilerim destek olacak ki tribün olacak. Hatta ben basındaki abilerimden bile yere geldiğimde deplasmana giderken her şey yapacağım. Ne parası olduğu belli olsun da millet... Tabii aynen. Ya stada geliş, maytaptır, meşaledir. Bak. Cömertsin. Gerçekten bir şeyler yapıyorsun. Benim sadece takıldığım, bize yapılmayan, destekleyen o tarafa yapıyorum. Bir anda değil kardeşim bak. Zaten bir anda değil. Hepsi bir üst üste geliyor. Galibiyet alamadığımız için üst üste. Bu sefer ne yapıyorsun? En azından taraftarı toparlayalım. Bak ne dedik? Biz pasoliklerini ödeyelim. Yani yoksa bizim birden öyle kalkıp dağıttığımız bir şey değil. Zaten 8-10 haftadan beri maç alamamıştık. En azından taraftarı fitilleyelim ki hep beraber coşkuyla verilmiş bir şey ve bu size de dediğim gibi. Evet. Tanınan birisi. Sizi orada çok iyi yönetim ağırladı. Buraya geldiğinde bize de yakışan. Sizi orada kim ağırladı, hangi abilerimiz ağırladıysa çok sizin de ben en iyi şekilde ağırlayacağınızı biliyorum. Kesinlikle. Fakat şöyle bir şey var. Bizim basınımız da takdir eder ki biz son 6-7 yıldır federasyonun en centilmen taraftarı seçildik. Biliyorsunuz federasyonda da bu var. Ama şimdi Bandırma'nın orada tribün liderinin kardeşi çıkıp bizim bak. Yani normal aramıza bacımıza küfür etse kabul edeceğim. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, bebeğinizdeki diye küfür etti. Benim beklentim sizden kulüp başkanı olarak masaya vurup bak.
Nurettin, bir dakika. Şey, yani. Ben sana Nurettin yapma dediğimde yapıyor musun kardeşim? Başkanım. Sen bize bir ton iftiralar attın. Atmadın mı? Bak sonra sildin. Kardeşim yok onu yapıyorsun, yok bunu ediyorsun, yok bilmem ne yapıyorsun. Bak o anlamda demiyorum kardeşim bak. Kadro, bak ben söylüyorum zaten kadro anlamında. Sen bak yapmadığımız şeyleri bizi karalayarak yaptı diyorsun. Ümit Arslan'la konuşmaların. Biliyorum. Sana da söyledim. Şimdi sen benim başkanımsın. Sözde başkanım değil mi? Sen nasıl mesela benden önceki başkana nasıl oldu bak keriz şöyle yaptım böyle yaptım diye açıklamalarını bundan sen ben sana görüntüsünü göstereyim kardeş. Bir dakika. Yok. Anladın? Yani şimdi bak. Bak başkan başkan bak kandırma başkanı. Bunları gene aramızda bak. Konuşalım bak Özgürcüğüm bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Sana cevaben söylüyorum. Bununla alakalı bakın başkanım burada. Basın sözcüsüyüm. Bir basın açıklaması yaptım ve iştenliğimle senin bütün sistemlerini orada cevapladım basın açıklaması da. Ama Özgür Başkan dedi ki ve o da centilmenlik yapıyor. Bunu servis etmeyelim. Çünkü bir dakika Nurettin'ciğim canım benim. Müsaade et izah ediyorum ben. Ama zaten başkan başkanla beraber. Ya izin verirsen söyleyeceğim kardeşim. Bak ben bunu yazdım Nurettin'ciğim izah ediyorum sana bir müsaade et. Samimi olarak bir basın açıklaması yazdım. Bak başkanım yanımda. WhatsApp'tan yolladım. Tamam. Dedi ki gerek yok. Ve benim de sizden istirhamım. Tamam. Bandırma buraya geldiğinde bak biz onlara ne yani sıcaklık gösterebiliyorsak ne samimiyet asla küfür tezahürat. Bak biz böyle olalım kardeşim. Biz abiyiz sonuçta abi. Sonuçta biz abiyiz bak. Şehir bizim. Aynen. Biz bu küskünlüğü, dargınlığı bak yönetim de aynı şeyi gerek istiyor. Gerek yok yani. Bak, biz de aynı şeyi istiyoruz ama taraftarlar sizler. Herkes yaptığından bak, utanır. Sizler dalgasına ortalık karışıyor kardeşim yani. Ya abi benle alakalı değil ki. Nurettin biz seninle özel olarak konuşuruz. Taraftarlar başkanımız da var. Yani burada kavgalar arkadaşlarımız, sürmesin aynen, şehrimizin aynen, takımı. Heh, bak yani. Hocam basın toplantısı yaptı. O gün de arkadaşlardan çoğu vardı burada. Aynen, basın toplantısında senin kazanan centilmenlik olsun dostluk olsun diye ben söyledim. Toplantı başlamadan önce. O bizim ilçe takımımız. İstanbul'da da böyle bir sürü takım var. İzmir'de de var. Bizim hoşumuza gitti. Bizim özel şikayetimiz yok. Bak. Yanlış yere çekildi. Yok yanlış yere çekmiyoruz. Yani bu size de geliyor. Basındaki arkadaşlara da. Bütün Balıkesirlileri çoluğunu, çocuğunu, bebeğini diyor mu Özgür abi? Ben buna bir cevap vermezim isterim. Sizi suçlamıyorum. Kardeşim. Evet sizin yaptığınız ortam çok güzel. Oturun. Bir birlik beraber. Nasıl bir cevap verelim Nurettin? Mesela taraftara o anı söyle kardeşim. Şimdi orada kulüp başkanı olarak. Yani siz de biz zaten başkanla görüştük diyorum bak. Başkan özrünü bize diletti. Kardeşim bak böyle böyle. Hatta bunların yüzüne 150 bin ceza yiyeceğini ve hatta belediye başkanına başkanım bak 150 bin ceza yiyeceğiz. Ne yapacağız? Belediye başkanı diyor ki yapacak bir şey yok diyor. Ödeyeceğiz diyor yani bak. Taraftarımın çocuğuna küfür edilmesinden hiç hoşlanmadım. Bandırma spor taraftarına yakışamadım. Biz Balıkespor kulübüyüz. Benim taraftarımın kimse çoluğuna çocuğuna küfür edemez demesini. Bunu bizim daha büyüğünü yazdık bak, bak. Ama başkanım diyor ki yani centilmen olalım evet. Abilik bizde kalsın zaten başkan bizde o ilişkiyi sağladı diyor ve bizim de sizden beklentimiz bandırma bize geldiğinde düzgün misafir edelim bize yakışan şekilde öyle de gelsinler geçsinler.